Tabii. Buyurun Sayın Canikli. Sayın Başbakanımıza ve hükümete hakarette bulunmuştur. Hakaret mi? Şu evet. Yani şöyle Sayın Başkanım. Tek adam yönetimi ve bu hakaret. Tek, evet. Evet aynen öyle hakaret. Sayın Başkanım. Hakaret olarak değerlendirilemez Sayın Canikli. Lütfen. Çok açık bir şekilde. Yani her şeyi tek kişinin belirlediği, sadece bu değil Sayın Başkan, en son biraz önceki cümlesi, hükümetin emrinde bir yargı. Bu hükümetimize de bir hakarettir. Yanlıştır, doğru değildir, bir suçlamadır. Sayın Canikli, hakaret olarak değerlendirilemez ama sataşma nedeniyle söz istiyorsunuz. Buyurun açıklama yapmak için. Lütfen ama hakaret olmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekiller, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz ne konuştuğumuzu biliyoruz. Ne ifade ettiğimizi de biliyoruz. Kimin ifade özürlü olduğunu en iyi bu milletimiz biliyor. Milletimizin bu konudaki takdirine de saygı duyuyoruz. Kimin özürlü olduğu açın bakın. Ben bir şey söylemiyorum, ortaya söylüyorum. Yani ortaya söylüyorum onu. Özürlü olanlar, ifade özrü olanlar üzerine alınsın. Başka bir şey demiyorum. Şimdi bakın. Tartıştığımız konuda kararı veren yargıdır. Kararı veren yargıdır. Yargıdır, kararı veren yargıdır. Deniliyor ki yargı hükümetin emrindedir. Bunu söylerken, bunu ifade ederken arkadaşlarımız en ufak bir delil, bunu doğrulayacak en ufak bir olay, somut bir olay, gösterge ortaya koyamıyorlar. Bir tane bunun örneği yok somut olarak. Ama aksini gösterecek, yani yargının hükümetin emrinde olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyacak sayısız örnekleri vardır. Sayısız örnekleri vardır. Yani Şike davasından tutun da MİT davasına kadar aklınıza gelen sayısız örnekleri vardır. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu doğru değildir. Bu gerçeği yansıtmıyor. Bu gerçeği yansıtmıyor. Ama şunu söylüyorsanız, evet, bu yargının alanındadır. Kararı yargı vermiştir. Bu konudaki takdir tamamen yargınındır. Yani tutuklu milletvekilleriyle ilgili. Ancak iktidar olarak, siyaset kurumu olarak gelin birlikte bir sorunu çözelim şeklinde bir talep olursa o normal, makul karşılanabilir. Nitekim bununla ilgili birçok çalışma yapıldı. Hatta şunu söyledik. Bakın Sayın Başbakanımız, getirin önerinizi, makul, mantıklı, uygulanabilir, adil bir öneri gelirse bunu çözelim, hayata geçirelim denildi. Ne oldu? Getiremediniz. Getiremediniz. Gelmedi. Evet gelmedi. Yani adalet ilkeleriyle uyuşmayacak. Örtüşmeyecek. Aykırı teşkil etmeyecek. Sıkıntıya sokmayacak. Ve başka... Teşekkür ediyorum. Güzel bir yasa değil mi? Bir gecede. Sayın Başkan, sizin de düzelttiğiniz gibi ben konuşmamda bir tek adam yönetiminden söz ettim. Ama öyle anlaşılıyor ki Türkiye öyle bir yere doğru gidiyor ki Sayın Başbakan'ın yönetim tarzını tek adam yönetimi olarak eleştirmek bile Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından hakaret olarak telakki edilecek. Belki ileride ceza davaları açılacak milletvekilleri hakkında. Sayın Canikli'nin konuşmasını ben bunun işareti olarak algılıyorum. Ayrıca daha evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı'nın... itmiştir. Tamamen keyfi davranmıştır. Çözüm üretilmemiş değildir. Üretilmiştir ama Sayın Başbakan'ın muhalefet partileri nasıl olsa anlaşamaz gibi bir varsayımına dayalı olarak bir düşüncesi olduğu için gelen teklifi anlaşma olduğu için reddetmiştir. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Canik. Bahsedilen öneri hayata geçirilmiş olsaydı tahmin edemeyeceğimiz ve gel hepimizin yüzünü kızartacak birçok suçtan mahkum olan insanların tahliyesiyle karşı karşıya kalacaktı. Ve Sayın Başbakanımız ve bizler o nedenle bu değerlendirme nedeniyle o öneriyi kabul etmedik, etmemiz de mümkün değildi. Yani
birçok ağır suçtan mahkum olmuş birçok insan, yüzlerce hatta binlerce mahkum, bu nedenle, bu düzenleme nedeniyle dışarı çıkacaklardı, topluma karışacaklardı. Teşekkür ederim. Bu adalet midir Sayın Başkan? Yani, bu adil midir? Yani, bunu nasıl kabul ederiz? Yani öneri makul, adil, nötr olmalı. Halen de geçerlidir bu teklifimiz. Bu teklifimiz halen de geçerlidir. Bu kurallara uyacak bir düzenleme her zaman biz yapmaya hazırız. Sayın. Teşekkür ederim Sayın Canik. Buyurun. Meclise girmesine yönelik olarak milletvekili seçilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesine yönelik olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak o zaman Sayın Deniz Baykal anayasa değişikliği önerdi. Sayın Başbakan için anayasa değişikliği yaptık hep birlikte. Yani konu Sayın Tayyip Erdoğan olunca her şey yapılabilir anayasa değişikliği. Sıra diğerlerine gelince hiçbir şey yapılamaz. Bu tam tek adam yönetimi anlayışıdır. Teşekkür ederim. Lütfen Sayın Balıken'e söz vereyim ondan sonra Sayın Cenk. Gerekiyor. O düzenlemenin hiçbir yan etkisi yoktu. Amaçlananın tabii dışında bir başka yan etkileri yok. Anlaşıldı. Bu çok önemli. O düzenlemenin yan etkileri Türkiye yaşıyor Sayın Başkan. Ya, toplumun dengesini bozacak şekilde binlerce çok ağır suçlunun dışarıya çıkmasına yol açacak Sayın bir yan etkilerine söz veriyorum. Lütfen Sayın Türkan. Mümkün değil Sayın Başkan. Buyurun Sayın Balıken. Yani her iki aktifte vermiş olduğum bilgilerin doğru olmadığını ima eden söylemlerde bulundular. Buyurun, iki dakika söz veriyorum sataşma nedeniyle.